Mesela kişi geldiği zaman terapiyi uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra yaklaşık böyle bir hafta içerisinde tamamen yeme alışkanlıkları değişmiş oluyor süreçle beraber. Artık işte bir kase erik yiyorsa bir avuç yiyip doyuyor. İşte on dilim ekmek yiyorsa ekmeği yememeye başlıyor. Aslında her şey kafamızda. Bilinçaltında Bilinç diyor. Oradaki bütün negatif şeyleri Aynen. alıp pozitife istediğimiz noktaya bağlamaya başlıyoruz ki süreçte artık daha dengeli bir sürece dönüyor. Peki şimdi hayatımızda şöyle bir şey girdi. Merkür retro. O Merkür geri gidince evet. ya bir şey olmuyor galiba Merkür retro. Telefon bozuluyor Merkür retro. Sende var mıdır böyle şeyler? Ben annem çok meraklı. O yüzden hep haberim oluyor. Benim Abi, Aman dikkat. Şey oluyor? Ben hiç, hiç çok fazla şeyim yok ama bir şey bozulunca her şeyi ona bağlıyorum artık. Bu Merkür tamam gitti diyorum. Ben Merkür geri gidiyor Çok herhalde diyor. Çok popüler diyorum. oldu. Ama hakikaten soruyorum bir bilene diyorum ki şu Merkür geri mi gidiyor şu sıralar diyorum. Siber bizim bile evet diyor geri gidiyor. <laughs> Ay tamam ondan oldu diyorum. Oh içim rahat ediyor. <laughs> hakikaten e, tüm aksilikler e, bu Merkür'e bağlıyoruz. Neden Merkür'e bağlıyoruz? Merkür iletişim ne gezegeni. Oluyor? Merkür iletişim gezegeni. Retro dediğimiz geri hareket ediyormuş. Gezegen geri tamam, hareket etmez aynen. ama haritada geri hareket ediyormuş gibi algılıyoruz biz o süreci. Bu sefer gezegen artık enerjisini içe yansıtmaya başlıyor. Dışarıya yansıtamıyor, enerjisini kullanamıyor. Kullanamadığı zaman iletişimle ilgili olduğu için bütün iletişim cihazlarını arzaya sokabiliyor. De telefonlarınız, televizyonlarınız, uydu cihazlarınız, internetiniz, işte Bilimum bu tarzdaki süreçlerinizde hep sorunlar çıkabiliyor. Ayrıyetten yine iletişim sorunları da yaşatıyor. İnsanlar sizi yanlış anlıyor, yanlış birine mesaj atabiliyorsunuz. Eski sevginiz birden aklınıza geliyor ve ona özen duyduğunuzu fark ediyorsunuz. Eski insanlarla görüşemediğiniz, karşılaşamadığınız insanlarla bir anda karşılaşmaya başlıyorsunuz. Ama sonrasında devamı gelmiyor zaten. Merkür düzeldikten sonra o insanlar tekrardan hayatınızdan çıkıyor. Yarım kalmış olan işleri aslına bakarsanız bitirebilmek için de çok faydalı bir dönem. Ha yarım kalmış işleri Aynen. bitiriyoruz. Uzun zamandır yapamadığınız bütün şeyleri yapabiliyorsunuz o konuyla ilgili. Merkür retroları dönemi içerisinde yarım kalmış işler bitecek, yeni işlere başlamayacaksınız. Aslında yarım kalmış işleri bitirmek Aynen. de çok e, önemli. Çok önemli. Aşırı önemli. Duyuyorsa. İyi bir şey. Çok. Yani ben hep görüyorum Merkür Retro'sunu yakalıyorum, yarım kalmış bütün işler o zaman bitiyor. Yani e, tabii şeyden bahsetmiyorum <laughs> e, fırında e, Yiğit'in ekmeği yarım kaldı onu hemen bitirelim gibi bir şeyden. Aynen. Neler bu yarım kalmış işler? Her şey olabiliyor. İletişimle ilgili olduğu için iletişim sektöründe olabiliyor. Mesela aşk hayatınızla da ilgili olabilir. Oraya aşk gel, hayatınızda atlayabiliriz, çıkaramadığınız. Mesela aşkı kendinize çekmek için bir sürü çeşitli yöntemlerde kullanıyoruz ya. Bunlardan bir tanesi Merkür Retrosu zamanını kullanmak oluyor. Bu süreçte kişinin yine haritasını çıkartıyoruz, bakıyoruz. Aşk hayatında ne gibi sıkıntılar ve problemler o haritasında. Onu gözlemledikten sonra düzeltici çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Bunlar meditasyonlar olabilir. Kişinin inancı varsa esmalarla destekleyebiliriz. Yine olumlamalar evet. yapabiliriz. Ee, peki, ile ilgili... Ol, olumlamalar, e, <laughs> güzel olumlamalar yapılıyor. Evet. E, şunu söylemek istiyorum. <laughs> mesela başta dedik ya, <laughs> aşkı ve bereketi hani Aynen. E, çağıracağız. Aynen. E, bir olumlaman var mı mesela Tabii bunun için? Tabii ki de. Aşkla ilgili bakmanız lazım. Öncelikle aşk hayatında kişinin kendisini sevmesi gerekiyor. Kişi kendini sevmediği sürecinde kimse onu sevmeyecek. Bu bir gerçektir. Bu yüzden ayna egzersizi var. Aynanın karşısına geçin her gün ama 21 gün boyunca kendinizi ne kadar sevdiğinizi aynı da gözünüzün içine bakarak anlatın. Ne kadar kendinizi sevdiğinizi bildiğiniz aynanın karşısına geçin ve seni seviyorum deyin gözünüzün içine baka baka. İlk başlarda bazılarına bu zor gelebilecek. Bazılarına anlamsız gelecek. Bazılarında da ciddi gözyaşları ve ağlama krizleri söz konusu olacak. Çok ilginçtir. Evet ve 21 gün sonra bunu devam ettirin. Kendinizi sevmeye başlayın bu süreçle beraber. Aa. Yine aynen esma okuyabilirsiniz, olumlama yapabilirsiniz. Ben aşkı ve bereketi kendime çekiyorum ve ben buna layığım diyebilirsiniz süreç olarak. Aslında her şey e, buradan başlıyor. Aynen değil burada mi? başlıyor. Bunlar evet. çok güzel, ben faydalı oluyor zaten. Ben buna layığım. Hakikaten hepimiz her şeye layığız aslında. Bir baksınlar eğer bu konuda bir değişim olmuyorsa o zaman bir uzmana <laughs> başvurabilirler. Yani bunun altına daha derin şeyler çıkabilir. Onları da özel terapilerle, özel çalışmalarla yine zaten atlatabiliniyor. Hayatınızda bir şeyler eksik ve yanlış gidiyorsa bunun zaten temelde bir sorunu var. Ya mikro inançlara dayanıyor ya astrolojik blokajlara dayanıyor mutlaka ya da olumsuz düşüncelere dayanıyor. Bunlardan birini bulup düzelttiğimiz takdirde zaten gidiyor. Ya da anne baba karması dediğimiz süreç başlıyor. Anne ile baba ile büyüyoruz sonuç itibariyle ve onlardan bir takım şeyler öğreniyoruz. Öğrenilmiş çaresizlikler bilinçaltı problemleri ve sorunları annenin inancı, babanın inancı bize geçmeye başlıyor. Anne baba ilişkisini gözlemliyoruz ve bunlardan dolayı bir karar veriyoruz.